Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Simtek marka tablet ısıtıcının tanıtımını yapacağım. Şu anda karavandayım. Karavanım 14 metreküp bir karavan, yani küçük bir karavan. Aynı zamanda bunun için karavan içerisinde deneyerek ne kadar ısıttığını da sizlerle birlikte paylaşacağım. Önce kutu açılımını yapıyorum. Şöyle açıyorum. Çıkarıyorum. Bu kutusu. Kutunun içine bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor şu şekilde. Sobam şöyle ince, gördüğünüz gibi kibar bir soba. Taşıması kolay hem de hafif. Sobanın bir adet ayağı var. Şurada gördüğünüz gibi bu ayak açılıyor. Açtığınız zaman şuradan bir tık sesi geliyor. Tık sesi geldiği zaman kendini kilitliyor. Ondan sonra rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Emniyetli bir soba. Neden emniyetli? Çünkü az sonra da göstereceğim. Altında şöyle bir devrilmeye karşı emniyet kilidi var. Devrildiği zaman sobayı kapatıyor. Yani devrildiği zaman herhangi bir yangın olası bir yangını engellemek için böyle bir yönteme başvurulmuş. Soba üzerinde ben birkaç değişiklik yaptım. Normalde burası açma kapama anahtarıydı. Ben buraya bir adet termostat koydum. Isı değerini ayarlamak için. Örnek veriyorum, 22 derecede kapansın veya 24 derecede kapansın. Açma kapama anahtarını buraya koydum, iki kademe. Birinci kademe üst, ikinci kademe alttaki rezistansı yakıyor. Şurada bir adet bir anahtar daha koydum. Bu anahtara 6 amperlik bir diyot ekledim. Bunu açtığım zaman bu rezistanslar tam yanıyor. Kapattığım zaman yarım yanıyor. Yani 800 wattlık bir soba bu anahtarı kapattığım zaman 400 watta düşüyor. Bu da uzun süreli kamp yerlerinde kullanılacaksa yüksek devirde, yani tam devirde çalışmasına gerek yok. Yarım devirde ısıtma yapması yeterli olacaktır diye düşünerekten yaptım. Şimdi fişe şöyle bir tam devir alıyorum ve sobamı açıyorum. Evet, sobam şu anda çalışmaya başladı. Evet, yavaş yavaş ısınıyor. Evet, şu anda tamamen akor hale geldi. Ne kadar ısı veriyormuş bir termal kamerayla kontrol etmek istiyorum. Bakın, 300 derecelere yakın, 300 derece civarında bir ısı veriyor. Şöyle de yapabiliriz. Evet, sobamız 300 derece bir kuru ısı yayıyor. Şimdi sobamızın ne kadar elektrik çektiğine bakalım. Elektrik sarfiyatına 800 wattlık bir sobaydı. Açıyorum kapağı. Evet, şuradan baktığımız zaman 3,5 amper elektrik çektiğini görüyoruz. 3,5 amper. Bu sobamız tam devirdeyken 3,5 amper çekiyor. Sobamızı şöyle yarım devire alıyorum. Bakın, yarım devire aldığım zaman rezistanslardaki o akkor parlaklık yarıya indi. Yarım devirde ne kadar çekiyormuş, bir ona bakalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi yarım devirde 2 amperlik bir elektrik çekiyor. 1,9 2 amper civarında bir elektrik çekiyor. Tek rezistansa düşürürsek, şöyle yapayım ben. Tek bir rezistans yansın gece sabaha kadar. Ne kadar elektrik çektiğine bir bakalım. Evet, tek bir rezistans yarım devirde sabaha kadar yanarsa 1 amperlik bir elektrik çekiyor. Şimdi sobamı tekrar açıyorum tam devirde. Bakın, sobayı yerinden hafif kaldırdığım zaman otomatikmen kendiliğinden sönüyor. Diyelim ki soba yanıyordu şu şekilde. Sobamız çalışıyor. Ve karavanda devrildiğini farz edelim sobanın. Soba devrildi. Bakın, soba devrildi. Gördüğünüz gibi
otomatik kendiliğinden kendisini kapattı. Yani olası yangınları önlemek için böyle bir tedbire başvurulmuş. Şimdi sobamı tam devirde yakacağım. 1 saat boyunca ve karavanımı ne kadar ısıttığını hep beraber göreceğiz. Şu anda sobam çalışmaya başladı. Görüyorsunuz. Tamamen akkor iki filamanda. Şöyle geliyorum. Evet, saatimiz 12:54. 13,8'lik karavanın iç ısısı 15,2, dışarı ısı. Bugün yalnız dışarısı çok güzel. Güneş var. Dışarısı daha çok ısınacaktır bugün. 13,8 şu anda karavanımızın iç ısısı. Saat 12:54. Saat 13:54 olduğu zaman karavanımızın iç ısısı kaç dereceye gelmiş hep beraber göreceğiz. Evet, 1 saat doldu. Şimdi sobamı kapatıyorum. Kapatıyorum ve bakıyorum. Saat 13:54. Sıcaklığım yaklaşık 30 derece civarlarında geziyor. Dışarısı 15 derece. Şu açıdan bakalım. Dışarısı 15 derece, içerisi 30 derece. Yani dışarının 2 katı bir ısı var şu anda karavanımda. 1 saat içerisinde bu kadar ısıttı. Tabii bu ısıtmasının sebeplerinden bir tanesi de dışarısı çok güzel. Bugün hava güneşli, güzel bir hava var. Sıcak bir hava var. Bu havadan da kaynaklı olabilir. Fakat sonuç olarak karavan içerisini çok güzel ısıtıyor. Kullanılabilir. Emniyet açısından da emniyetli bir soba. Yalnız bu gece uyurken tabii ki kapatmanızı tavsiye ederim. Fakat çok soğuk havalarda da gene bu termostatı açık tutaraktan ve yarım devirde, hatta tek bir rezistansını yakarak kullanmanız emniyet açısından daha sizin sağlığınız açısından ve emniyet açısından daha düzgün olacağını düşünüyorum.